Efendim iyi çalışmalar, iyi çalışmalar, iyi çalışmalar. Biraz derslerimize ara vermek zorunda kaldık. İzmir'de bir deprem yaşandı. Bunun sebebiyle biz de maalesef şoku atlatıncaya kadar diyelim ya da yaptığımız çalışmalara bir süre diyelim ara vermek zorunda kaldık. Ancak insanlar gerçekten yani bu deprem konusunda daha duyarlı olmalılar diyorum ben. Çünkü gerçekten yaşanan durum bazı yönlerden insanlık trajedisi diyelim, öyle söyleyelim. Duyarlı olan insanlara diyecek bir şeyim yok. Ancak duyarsız olanlara ya da bundan bir şey çıkartmaya çalışanlara diyelim, öyle söyleyelim. Teessüflerimizi bildiriyoruz. Yani bir İzmirli olarak bunu söylemekten gurur duyuyorum. Devam edelim. Şimdi bugün bir Esmat Stüdyo dediğimiz bir program üzerinde bir çalışmamız var. Bir programı bir anlatacağım bir kısaca da. Yalnız bu program çok işlevsel bir program. Ben de nasıl diyeyim, internet üzerinde aramalar yaparken yaklaşık neredeyse 2 sene mi oldu, 3 sene mi oldu, ne oldu? O zaman karşılaştım bu programla. O zamandan beri halihazırda kullanıyorum bu programı. Matematiksel bir arayüzü var programın. Çok kısa bir program. Onu da söyleyeyim. Kısa bir program dedim. Küçük bir program ancak boyutuyla bir alakalı bir durumu söz konusu değil. Gerçekten çok işlevsel bir program. Özellikle lise ya da üniversitede olabilir arkadaşlar. Rahatlıkla kullanılabilecek bir program. Hatta ilk kullanabiliyorsa ilk öğretimdeki bile öğrencinin faydalanabileceği bir program. Neden diyecek olursanız, işlevi çok çok iyi. Lafı fazla uzatmadan kısa bir tanıtımını yapayım ben bu programın. Neler var içerisinde, bir onları göstereyim arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim, bir hakkında kısmını bir açalım arkadaşlar. Program ücretsiz. Yani burada Esmat Stüdyo dediğiniz zaman arkadaşlar karşınıza geliyor burada ve her tür teknik desteği de size sunuyorlar. 5 kuruş para ödemiyorsunuz. Bakın program tamamen ücretsiz. Andrei Ivashov denen bir Rus tarafından geliştirilmiş, Türkçe'ye çevrilmiş programın bir kısmı. İfadelerin birçoğu da zaten Türkçe olarak karşımıza geliyor ama kullanım açısından da rahat bir program. Şimdi göstereceğim nedir, ne değildir, ne demek istiyorum kullanım açısından diye bahsedecek olursak. Ve aynı zamanda da Newton'un hareket yasalarıyla alakalı bir uygulama yapacağız bu program üzerinde şimdi. Bakalım bir gösterelim. Mesela bu programda iki tane sayıyı toplatmaya çalıştınız. 3 artı 6 dediğiniz zaman, eşittire bastığınız zaman direkt sonucu gösterir. Sadece bunlar mı? Mesela işte 2 çarpı 6 dedik mesela, eşittir 12 ya da diyor ki 3 üzeri 2 diyelim artı 5 diyelim, eşittir dediğimiz zaman 14 olarak karşımıza gelir. Bunlar basit özellikleri programın. Daha başka ne özellikleri var? Ya hocam işte iyi güzel de yani biz bunları hesap makinesiyle de yapıyoruz, Excel'de de yapıyoruz. Hayır, öyle bir şey söylemiyorum. İddiam yok benim. Yani yaparsınız, ben gidip de Excel'de yapamazsınız, hesap makinesinde yapamazsınız demedik. Bunun dışında burada yazdığınız gibi diyeyim, daha doğrusu bir metin hazırlıyorsunuz diyelim ki, hesaplamalarınız var. Esmat Stüdyo'da haricen bir şey yapmanıza gerek yok. Yazdığınız anda zaten sonucu çıkartıyor. Yani haricen hesaplamanıza gerek yok. Programın işlevselliği çok fazla. Yani matris hesabından tutun da kompleks sayıların hesabından tutun. Daha sonra logaritmik fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar. İleri düzey dediğim, yani matematiğin ileri düzeyinde diferansiyel işlemler. Yani türevle alakalı işlemler. Ondan sonra integralle alakalı işlemlerde arkadaşlar rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Çünkü çözüm yapabiliyor program. Matrislerde işte matrisin bir transpozesi, tersi, determinantı, bunları da hesap edebiliyor program. Şimdi neyse, ben dediğim gibi devam edeyim. Örneğin bu programda bir işlem yapıyorsunuz. Diyelim ki 3 bölü 2 dedik. Artı bölüye bastığınız zaman otomatikman bölüye alır mesela. 7 bölü
3 diyelim eşittir dediğimiz zaman arkadaşlar bakın doğrudan sonucu veriyor. Ha, sonuç sizi mutlu etmedi. Dedi ki ya bunun sonucunu ben böyle görmek istemiyorum da bölülü olarak görmek istiyorum. Hemen yaparsınız sağ tuşa basın şunu seçin sonucu bir seçin. Sağ tuşa bastınız iyileştirme deyin arkadaşlar. Simgesel deyin bakın yaptığımız işlemin arkadaşlar size yine rasyonel sayı olaraktan arkadaşlar yani bölülü şeklinde ifadesini verir. Sade haliyle verir. Onu da söyleyelim. En sadeleştirilmiş haliyle verir. Yani böyle bir program arkadaşlar. Başka özelliği var mı bunun? Var. İnanılmaz özellikleri var. Mesela bir fx fonksiyonu tanımladınız. Dediniz ki fx fonksiyonu eşittir. Mesela x kare o x'i büyük yaptım özür dilerim. X kare artı 5x eksi 12 diyelim arkadaşlar. Bakalım f kaçı istedim? Ben f1'i istedim. Yazdım f1'i eşittir dedik. Aa, demek ki sonuç eksi 6'ymış. Mesela f0 kaç denildi mesela. Buna bakalım. Eşittir yazmanız lazım. Arkadaşlar eşittir'i koyduğumuz zaman değerleri bulunuyor. İstediğiniz değeri buraya yazabilirsiniz. Mesela burada gidip de işte eksi 1 yazdığınız zaman arkadaşlar. Düzeltelim. Evet neyse eksi 1 yazarken burada bir hatamız oldu. Eksi 1, eksi 4 diyelim mesela. Eksi 16 geldi. Yani demek istediğim buradaki bütün işlemleri çözebilir. Fonksiyon anlamında. Ters fonksiyon da alabiliyorsunuz. Falan böyle özellikleri de var. Bunun dışında mesela sol dediğimiz solve diyelim şöyle bir komutumuz var. Bu çok sevdiğim bir komut mesela. Bize de diyelim ki bunda x kare eksi 4'ün çözümlemesini yap bunu. Yani bunun köklerini bul anlamında arkadaşlar. Bakın eksi 2'ye 2 direkt köklerini buluyor. Mesela yine yazalım solve x kare eksi 5x artı 6 diyelim. Basit olan şeyleri şu anda geçiştiriyorum. Kusura bakmayın. X'e göre çözümlemesini yap. Eşittir dediğim zaman 2'ye 3 olarak karşımıza gelir. Çözümlemesini yapar. Evet, şimdi burada yani Esmat Stüdyo'da sevdiğim olaylardan birisi de birim analizini yapması. Hani var ya o bazen işlem yaparsanız da bunun birimi ne? Bunun arkadaşlar incelemesini rahatlıkla yapabilir. Bir bakalım, deneyelim. Acaba farklı bir çalışma olarak karşımıza gelecek. Şimdi bir iki üç aşamada düşündüm ama ben bunu bilmiyorum nasıl devam ettireceğim. Zamanla anlayacağız bakalım. Şimdi bir çalışmamız diyelim ki Newton'un hareket yasalarıyla alakalı olacak ilk çalışmamız. Bu fiziksel bir çalışma tabii yani fizik dersiyle alakalı olan bir çalışma. Tek cisim için arkadaşlar yazalım hatta onu. Tek cisim için Newton'un hareket yasalarının incelenmesi. Program otomatik olarak sizin yazdığınız şeyin ne olduğunu arkadaşlar size söylüyor. Yani eğer metinse metindir bu filan feşmekan neyse. Şimdi bakın bunu yazdık. Fontu isterseniz büyütebilirsiniz buradan. Buradan da isterseniz fontun şeklini de değiştirebilirsiniz. Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Evet burada ben de evimizdeki başbakanımız diyeyim daha doğrusu Asya Doğan adına hazırladım. Fontu kullanıyorum. O benim kendi fontum. Kusura bakmayın. Evet. Devam edelim. Tek cisim için Newton'un hareket yasalarının incelenmesi. Burada Freehand'le çizdiğim Freehand'lediğimiz bir program var. Onda çizdiğim bir şey var arkadaşlar. Şema. Burada bir tek cismimiz var. Bir yatay zeminde duruyor. Arkadaşlar G yer çekimi ivmesi burada tanımlanmış verilmiş aşağı yönlü bir F kuvvet uygulanmış yatayla alfa açısı yapmış arkadaşlar yatay bileşeni F kos alfa düşey bileşeni de F sin alfa ve kütlemizin değeri de M1 demiş. Burada teyip gelinmesi olmayacak onunla şu anlık bir işimiz yok çünkü bir sonraki kesimde ip gelinmesini kullanacağız. F dediğimiz uygulanan kuvvet alfa dediğimiz yatayla yapılan açı. K dediğimiz sürtünme katsayısı varsa arkadaşlar burada kullanılabilir. Şimdi burada
tarımlarımızı yapmaya başlayalım. Yani şimdi burada ne yapacağız? Bu cisimle alakalı varsa sürtünme kuvvetlerini çıkartacağız. Ardından ivmesini bulacağız. Dinamik kanunlarına göre arkadaşlar. Ve istersek bunun hızını ya da konumunu arkadaşlar biz hesap edebileceğiz burada. Şimdi çalışmaya başlayalım. Örneğin G'yi bir ilk önce tanımlayalım. G dediğimiz yer çekimi ivmesi. Genelde 10 diye verilir ama 9.8 almanızın da hiçbir mahsuru yoktur. Bunun birimini yazalım. M'ye bastık. Metre uzunluk diye hemen veriyor bakın arkadaşlar. Bölü S zaman saniyenin karesi. Bu ivmenin birimidir arkadaşlar. G eşittir 10 metre bölü saniye kare. Yani yer çekimi ivmesini tanımladık burada. M1 diyelim, kütlemizin değeri mesela kaç kilogram olsun? 5 kilogram olsun. 5 kg diyelim, kilogram olarak verdik arkadaşlar. Başka neyi tanımlamamız gerekiyor? F'i bilmemiz lazım. F'i bilmemiz lazım. F uygulanan diyelim. F u yazalım bunu arkadaşlar. Mesela 10 Newton olsun bunun değeri de. Newton cinsinden veriyor arkadaşlar. Alfa'yı bilmemiz lazım. Hemen şurada yan tarafta sembol klasörüm var arkadaşlar. Alfa diyelim. Alfa eşittir. İşte kaç derecesi? Şimdilik 20 yazayım. Birimini yazın yalnız de diye derece cinsinden verir arkadaşlar. Bakalım burada. Evet. Başka neyi bilmemiz lazım burada? K dedim. Sürtünme katsayısı herhangi bir boyutu yoktur onun. Sıfır diyelim. Hadi sürtünmesiz olsun. Biz sistemimizi bir incelemeye başlayalım bakalım. Şimdi burada tanımlarımızı verdik. Bakın burada tanımlarımızı alt alta verdik. İşimiz bittikten sonra yapacağımız olay geri kalan kısmı burada tanımlayacağız. Geri kalan kısmı nerede tanımlayacağız? Burada aşağısında tanımlayacağız. Dikkat edin, eğer yukarıda tanımlamaya başlarsanız bu tanımlar şeyde kaldığı için aşağısında kaldığı için bir problem çıkartabilir. Çünkü programın çalışma şeyi öyle. Yukarıdan aşağıya doğru tarıyor. Yani verileri ilk önce bir bulmanız lazım. Şimdi neyi bulmamız lazım bizim burada? İlk önce bir çıkartalım. Neyi bulmamız lazım? İlk önce bir sürtünme kuvvetini bir hesap edelim bakalım. F sürtünme diyelim. F sürt diyelim arkadaşlar. Ne olması lazım? Evet, yüzeye dik olarak uygulanan kuvvetler. Bir kere bir cismin neyi var? Ağırlığı var. Bunu sürtünme katsayısıyla çarpacağım. K ile çarpacağım. K çarpı dedim. Parantez içine aldım. Yüzeye dik olarak uygulanan kuvvet. Evet, mg ağırlık. M çarpı g diyelim. Mg diye yazdığımız zaman anlamaz. Hatta m1'dir bizim kütlemizin değeri. Onu düzeltelim. M1 çarpı G dedik arkadaşlar. Eksi nedir? Dikkat edecek olursanız burada F sinüs alfanın değeri yukarı doğru, yani yönü yukarı doğru, yönü yukarı doğru olduğu için ağırlığı azaltacak bir etkisi var. O yüzden bunu M1 çarpı G çarpı düzeltiyorum. Düzeltiyorum. M1 ile bir alakası yok. F uygulanan kuvvet çarpı sinüs fonksiyonumuz zaten geldi burada. Evet, neyi vermemiz lazım? Açısını vermemiz lazım. Tanımlamayı düzgün yapın. Derece cinsinden yapmazsanız saçma sapan değerler çıkar. Çünkü program kendi haliyle açıyı radyan cinsinden alıyor. Yani siz onu belirteceksiniz burada derece olduğunu. Alfa diyelim. Bu yan taraftan hemen alfayı seçtik arkadaşlar. Sürtünme kuvvetimiz açığa çıktı. Sürtünme kuvvetimiz sıfır. Neden diyecek olursanız K katsayımız burada sıfır olduğu için. Diyelim ki burada K'nın değerini değiştirecek olursanız 0.1 yaptınız. Bakın pat diye hemen sürtünme kuvvetinin değeri değişiveriyor arkadaşlar. Ya da açıyı değiştirelim. Burada sıfır yapalım. Dikkat edin. Uygulanan kuvvetimiz bu sefer yataya paralel. 10 Newton. Kütlemiz 5 kilogram. G'nin değeri 10 olduğu için KMG kaldı sadece. Burası 0'a geldi. 5 Newton'a indi. Devam edelim. İlk önce bir Fnet'i çıkaralım buradan. Fnet eşittir arkadaşlar. Ne olacaktır? F uygulanan kuvvet çarpı kosinüs alfa dedik.
eksi F sürtümü, F sür diye yani tanımladık arkadaşlar. Eşittir koyuyorum. 5 Newton geldi. Evet, bu F netimizin değeri. Şimdi ne yapacağız? İğmeyi bulalım arkadaşlar. İğmemizin değeri de ne olacaktır? F net bölü kütlemizin değeri. M1 olacak. Eşittir dediğimiz zaman 1 metre bölü saniye kare diye karşımıza geldi burada. Evet. Şimdi bütün her şeyi burada. İstediğimiz değeri değiştirelim mesela. Burada diyelim ki 30 derecelik bir açıyla uyguladık arkadaşlar şeyimizi, kuvvetimizi. Dikkat ederseniz sürtünme kuvvetinin değeri 4.5 Newton. Net kuvvetin değeri 4.1 küsur dediğimiz arkadaşlar bir değere denk geldi. Bakın burada birimlerini otomatik olarak yerleştirir. Eğer birimleri tanıtırsanız. Ha, birim tanıtmaya gerek var mı diyecek olursanız gerek yok. Yani birim tanıtmadan da yapıyor işlemi ama siz gene de birimleri uygulayarak yani başta tanıtarak yaparsanız o sizin lehinize olur. Daha sonradan bir iş başınıza çıkarmaz yani öyle söyleyeyim. Şimdi A'yı bulduk biz. A'yı bulmamız bizim için yeterli mi? Bakın sürtünme kuvvetinin değerini otomatik olarak artık veriyor. A'yı bulduk. Diyelim ki bu soruyla alakalı başka ne sorulabilir? Efendim hareketlerin mesela 5 saniye sonraki hızı dedi mesela. Bunun için şöyle bir tanımlama yapacağım. V0 varsa eğer ilk hızı arkadaşlar. Diyelim ki 5 diyelim metre bölü saniye diyelim. Hop bir saniye yanlış yazdım affedersiniz. V0 eşittir 5 metre şuradan hemen tanımlayalım bölü saniye diyelim. İlk hızı olsun. 5 metre bölü saniye ilk hızı olsun. Değiştirebiliriz bunları. Bakın bunu daha sonradan değiştirebiliriz. Herhangi bir andaki hızına V dedim. V0 artı A çarpı T süresi diyelim. T'yi tanımlamamız lazım. Burada T'yi unutmayalım. Şurada yukarıda tanımlamamız lazım. Aşağıda tanımlarsak çalışmaz. T eşittir. Kaç saniye olsun diyelim ki 2 saniye diyelim. Evet tanımladık. Şimdi bakalım. V'yi yazdık burada. Eşittir dediğimiz zaman arkadaşlar doğrudan hesabımızı yaptı. Bu da hareketlinin arkadaşlar 5 saniye sonraki ilk hızı diyelim ki 5 metre bölü saniye ise 2 saniye sonraki hızı oluyor arkadaşlar. Hemen buradan ilk hızını eğer 0 yapacak olursanız durgun halden harekete geçmiş şeklinde düşünecek olursanız arkadaşlar hop affedersiniz şuradan gelelim. Evet burayı 0 yapacak olursanız arkadaşlar kazandığı hız zaten bizim karşımıza geliyor. Şimdi yani uzatabiliriz esasında. Mesela işte 5 saniye sonunda aldığı yol nedir filan gibi karşımıza gelir. Yazalım mesela işte ya da 2 saniye sonra x diyelim orada aldığı yola. X 0 varsa değeri yani daha doğrusu ilk başladığı anda harekete başladığı anda uzaklığı arkadaşlar varsa orada bizim ilgimizi çeken nokta. Mesela bunda da diyelim ki x0'ımız 0 olsun. Yani bunu da tanımlayalım. Eğer istersek bunu x0 eşittir mesela 0 metre diyelim. Çok da önemli değil kaç verdiniz. X herhangi bir T anındaki konuma olan uzaklığı ya da gözlem noktasına, referans noktasına olan uzaklığı diyelim burada. Evet x0 artı V0 çarpı T süresi artı 1 bölü 2 arkadaşlar çarpı A çarpı T'nin şurada T'miz var arkadaşlar karesi şeklinde ifade edilir. Buradan bir eşittir koyalım. İfadeyi bulabiliriz yani şeyde öyle söyleyelim. Bunu hemen yazalım mesela. X0'ımız da bir değer olarak burada karşımızda. İlk hızı olsun mesela. Kaç olsun? 3 metre bölü saniye olsun. T'miz kaç saniye olsun? Diyelim ki 4 saniye olsun.
İlk sıfır, ilk uzaklığımızda arkadaşlar diyelim ki 5 metre olsun. Burada direkt sonucumuz karşımıza geliyor. Evet. Burada bir uygulamasını yaptık. Newton'un hareket yasalarının incelemesiyle alakalı bir uygulamamızı yaptık. Şimdi başka ne şeyler var yapılabilecek olan? Bir saniye hemen bakalım buradan. Mesela çift kütleli sistemler için mesela burada yaptık. M1 ve M2 kütleleri var. Burada baştan tanımladık. G'ye yine girdik arkadaşlar. K değeri yine sürtünme katsayısındayız. Uygulanan kuvvet mesela 15 Newton diye vermişim burada. Burada açılı yapmadım bunu. Bunu direkt kuvvetin yatay uygulandığı şeklinde şey yaptık, hesap ettik arkadaşlar. Burada Fnet'i çıkarttık. A eşittir Fnet bölü M1 artı M2 toplam kütleden ivme çıktı. Buradan da T ip gerilmesinin hesabını yaptık. T ip gerilmesini M2 çarpı A, düzeltiyorum burası yanlış olmuş. Şunu hemen düzeltivereyim. M2 çarpı A olur arkadaşlar. Şöyle tamam, M1 M2 denmiş mesela, ama 2 nitro olarak burada bulunuyor. Bu da çift kütleli sistemler için mesela bir şeyimiz, uygulamamız. Bir başka şey mesela, onda da birazcık coşturduk onu. Şöyle göstereyim. 3 cisimli inceleme. Yani bir de kuvveti açılı verdik burada. Burada inanılmaz bir işlemimiz söz konusu oldu. Hem T1 T2 hesabını yaptık, hem de şeyi yaptık. Bunu bir anlatayım izninizle. Burada da 3 cisimli incelemede M3, M2, M1 kütlelerimiz var. Kuvvetimiz uygulanmış. Yatay bileşeni F cos alfa, düşey bileşeni F sinüs alfa, K sürtünme katsayısı, T ip gerilmesi, bunlar artık yani şey. F uygulanan kuvvet, alfa dediğimiz kuvveti yatayla yaptığı açı, yer çekim ivmesi yere doğru arkadaşlar düşey. 10 M1 kütlemiz 5 kilogrammış. M2 2 kilogrammış. M3 1 kilogram. Alfayı da 37 derece vermişiz burada. Arkadaşlar. K değerimiz 0.1 sürtünme kuvvetimiz var. Yani daha doğrusu sürtünme işin içine giriyor. Uygulanan kuvvet de 50 Newton. Arkadaşlar. Burada Fnet'in değerini bulurken uygulanan kuvvetin yatay bileşeni yani cos alfasının değeri arkadaşlar, her bir cismin arkadaşlar cisme uygulanan sürtünme kuvvetlerinin hesabı, yani K M2 çarpı G, M2 cismine uygulanan sürtünme kuvveti, K çarpı M3 çarpı G, M3 cismine uygulanan sürtünme kuvveti. M1'de birazcık işimiz değişiyor çünkü açılı uygulandığı için F uygulanan çarpı sinüs alfa değeri var, o da yukarı doğru kaldırıyor haliyle, dik kuvveti değiştiriyor burada, onun için böyle yazıldı. Toplamına baktığımız zaman arkadaşlar böyle bir değer karşımıza geldi. Burada bakıyorum ben, A değerini bulurken Fnet'i bulduysak A'yı bulmamız kolay. Fnet bölü toplam kütle olarak burada gösterdik arkadaşlar. T2 ip gerilmesinin değeri arkadaşlar burada. M3 cismin harekete geçiren sadece T2 gerilmesi var. K çarpı M3 çarpı G artı M3 çarpı A. 5 işte değer karşımıza geldi arkadaşlar. T2 ile T1'i buradan çıkartacak olursak arkadaşlar, işin içine T2 de giriyor. Buradan da hesabı yapılıyor. Aynı şekilde. Şimdi bunda bir sınırınız yok. Bunda herhangi bir şeyiniz yok arkadaşlar. Yani baştan söyleyeyim. Tamamen bazı yerlerde artık sizin uygulamanıza, yani neyi bulmak istediğinize bağlı olarak değişiyor. Çok güzel bir program. Çok kısa bir program. Ve etrafa baktığım zaman sayın arkadaşlar, hiç Türkçe bir şey yok. Nasıl diyeyim ben size? Kaynak yok. Yani bunda inşallah faydalı olmasını istiyorum. Bir sorunuz varsa yorum kısmında iletebilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım sayın arkadaşlar. Tekrardan dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.